Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Derazi Lefter Küçükhan'dan yazı tesislerinden karşınızdayız ve Fenerbahçe Futbol Akademi direktörümüz Tahir Karapınar'la beraberiz. Güzel bir sohbet yapmayı umuyoruz kendisiyle. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hocam, tabii şu andaki sohbetimizi, akademideki süreci konuşacağız ama en önemli soruyu sormak istiyorum. Sağlığınız nasıl? Antrenör ekibimizin ve sporcularımızın sağlığı nasıl şu anda? Nasıl geçiyor çalışmalar ilk olarak? Ya tabii ki çok zorluklar yaşıyoruz pandemiden dolayı ama evet. Sporcularımızda küçük ufak tefek sakatlıklar da oluyor. Artık bu konularda bir doktorumuz da var. Onun için çok mutluyuz. Kendimize ait, futbol altyapıya ait bir doktorumuz da var. Şimdi sağlıklıyız ama pandeminin ne olacağı belli değil. Evet hocam, maalesef. Allah'a şükür diyelim yani. Evet hocam, kesinlikle. Tabii alt yaş kategorilerinde de altyapıda sezon açıldı hocam. Maçlar da başladı. Güzel de başladık. İlk olarak yeni sezona dair neler söylersiniz hocam? Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle alt yaş grupları başladı. Yani bütün sporcularımızın sağlıklı, gelişime açık bir sezon geçirmesini diliyorum. Yani inşallah bizim için çok iyi bir sezon geçer. Yani oyuncularımız gelişir. 19, 17, 16 grupları lig oynamaya başladı. Diğer gruplarımızı da devamlı hazırlık maçı oynatmaya çalışıyoruz. Çünkü geçen sene 19 ligi oynandı ama diğer ligler hiç oynanmadığı için bazı oyuncularımız 1,5 sene hiç maç oynamadı. Bazıları antrenman yapmadı. Çok zor bir dönem. Yani hepimiz için, bizler için de, yani bizim yaşamadığımız, yani biz belli yaşa geldik ama böyle bir şey yaşanmadı Türkiye'de. Yani onlar için çok zor. En ufak sıyrıklarla atlatmaya çalışacağız. Kesinlikle. Umarım hocam güzel bir şekilde sezon devam eder, sağlıklı bir şekilde devam İnşallah. Eder. İnşallah. Tabii hocam, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin vizyonu ve misyonu hakkında neler söylersiniz? Sportif hedefleriniz hakkında neler söylersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ya bizim 1,5 yıl oldu başlayalı. 1,5 yıla yakın oldu. Yani bizim vizyonumuz... Bazı sürecinde de Covid-19. Evet, aralarda kesildi ama yani sonuçta 19 ligi oynandı. Evet. Yani orada küçük yaş gruplarından oyuncular oynattık. A takım oyuncular verdik. Yani bizim için aslında çok kötü geçmedi. Ama ilerisi için bizim vizyonumuz ülkesini seven Atatürk düşüncelerine, inkılaplarına bağlı, karakterli, Fenerbahçe'ye, Türk futboluna faydalı oyuncular yetiştirmek. Kesinlikle hocam. Az önce de hocam Covid-19'dan bahsettik küçük de olsa. Biraz bu süreci açacak olursak hocam, nasıl bir süreçte, nasıl çalıştınız hocam? Tabii ki de oyuncular sahaya inemediler. O süreç sizler için nasıl geçti hocam? Yani gerçekten çok zordu ama bu süreci yani benim ekibim yani çok iyi bir şekilde geçirdi. Çok iyi organize olduk. Yani 19 haricindeki diğer takımlarımızla yani online'dan idmanlar yapıldı. Onlara ödevler verildi. Analiz bilhassa yani Türk futbolcusunda eksik olan taktik yönden analizler, onları bıktırdık analiz yönden ve bunların faydasını göreceğiz diye düşünüyorum. Yani belki bedenen idman yapamadılar. Ama diğer yönlerden onlara katkılarımız oldu. Eğitim yönünden katkılarımız oldu. Yani online'dan dersler verildi. O açıdan tabii ki kötü geçti. Ama faydaları da oldu diye düşünüyorum yani. Kesinlikle hocam. En küçük sıyrıklarla atlatmaya çalıştınız Covid-19 sürecini. Tabii hocam bu çocuklar çok genç çocuklar. Saha içindeki gelişimlerin ziyadesinde de saha dışındaki gelişimleri de çok önemli. Bu anlamda hocam ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Çocuklarımızın, sporcularımızın saha dışındaki gelişmelerin için ne gibi gelişimlerde bulunuyorsunuz? Hangi değerleri aşılıyorsunuz hocam? Bu konuda yine ekip olarak çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Okul aile birliğinden sorumlu arkadaşımız var. Onlar bütün çocukların akademik yönleriyle ilgileniyorlar. Onun dışında yeni akademi binasına geçtik. Burada bir tane edebiyat öğretmeni, bina sorumlusu olarak edebiyat öğretmeni aldık. O onlara katkı yapıyor, onlarla ders çalışıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin Yarınları Derneği bize bir matematik öğretmeni tuttu. Yani onlara da çok teşekkür ediyoruz. Haftada 3 gün burada oyuncularımız, kalan oyuncularımız ve isteyen oyuncularımız matematik dersi alıyor. Yani bunlar daha önce yapılmayan şeyler ve bunlara ihtiyacımız var. Yani ben şuna inanıyorum. İyi futbolcu olmak için, iyi insan olmak için eğitimin şart olduğunu inanıyorum. Yani onun için de biz öncelikle akademik eğitimi öncelik
öncelik olarak görüyoruz ve bu konuda yani çok taviz vermiyoruz, yaptırımlar uyguluyoruz ve bu konuda ilerlediğimizi düşünüyorum. Onun antrenmanlarla, bireysel antrenmanlarla çocuklara katkı vermeyi düşünüyoruz. Yani yapıyoruz bunları. Ayrıca yani bunları tabii gururla söylüyorum. Şimdi bizim oyuncularımız judo ders alıyor. Atletizm branşı bize çok yardım ediyor. Yani yeni nesilde en büyük eksiklik sokakta oynamadıkları için yani çocuklarımızın koşmasında, kol çekmesinde, düşmesinde sıkıntılar var. Tabii, tabii. Yani bu konuda o judoyla onların dengesini, zamanlamasını geliştirmeye çalışıyoruz. Hele 9-10 yaştan itibaren bu eğitimler, atletizm eğitimleri, atletizm hocamız var Alper Bey. O bize çok yardımcı oluyor. Yani burayı göreceksiniz cennet gibi oluyor burası. Yani sesler, şeyler. Yani çok zevk alıyorlar. Hatta geçen onun programını yaptık. Geçen Kalamış Parkı'na gittik. Orada voleybol sahası var. Plaj kumu. Orada idman yaptık. Yani çocuklar dengeyi öğrensinler, düşmeyi öğrensinler, tutunmayı öğrensinler diye. Yani bizim için yani her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz çocuklara. Harika. Peki hocam tabii... futbolculuktan gelmişsiniz hocam. Çocukların zaten psikolojisini çok iyi biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Tabii aynı zamanda da daha önce de akademide, akademinin başında görevler aldınız farklı kulüplerde. Fenerbahçe Futbol Akademisi'ndeki diğer kulüplere nazaran kıyas demek belki yanlış olabilir. Ama farklılıklar, benzerlikler diyeyim hocam. Nasıl değerlendirirsiniz? Ya şöyle, yani ben futbolculuğumdan itibaren zaten belli bir yaştan sonra hoca gibi davranıyordum. Yani onun için gençlerin ne düşündüğünü, kendim de zamanında düşündüğüm için biliyorum. Yani onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini biliyorum. Yani çocuklara biz burada spor psikologlarımız var 2 tane. Onlar da bu konularda yardım ediyorlar. Yani önemli olan oyuncularımızın karakterlerinin de gelişmesi. Ben daha önce genç milli takımlarda çalıştım 2 sene. Oradan da tecrübelerim var. Ama yani şöyle Fenerbahçe kulübü çok farklı bir kulüp. Çok büyük bir kulüp. Yani bizim bize verilen burada fırsatlar, olanaklar çok fazla. Yani yeter ki bunları değerlendirin, çalışın. Yani futbolcu olmak, futbolcu gibi yaşamak çok zor. Futbol hayatı çok zor. Yani herkes futbolcu olamayacak. Ya yani biz bunlara çocuklara öğretmek zorundayız ve bu konuda çok çalışıyoruz. Peki hocam, tabii az önce de bahsettiniz hocam konuşmanızda 1,5 yıldır buradasınız. Tabii ki de futbol akademinin dezavantajı uzun vadeli bir yatırımdır elbette ki. Peki hocam, şu ana kadarki süreci değerlendirecek olursak, genel olarak değerlendirdik hatlarıyla ama siz neler kattınız hocam? Ne eksiklikler gördünüz Fenerbahçe Akademisi'nde, futbol akademisinde? Neler yaptınız şu ana kadar? Hani özel olmayan kısımların dışında, özel olan kısımların dışında genel olarak anlatacak olursak nasıl değerlendirirsiniz hocam? Ya şöyle, eksikler bitmez. Yani her yerde eksikler var. Bunları, bütün eksikleri göremeyiz, yapamayız ama bunun için mücadele etmeliyiz. Yani biz burada kendi sistemimizi kurmaya çalışıyoruz. Kendi ekibimizde iyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Herkes öncelikle bu işi, altyapıyı sevmek zorunda. Yani sevmek zorunda değil. Sevmezsen zaten bu işi yapamazsın. Altyapı yapamazsın. Yani altyapı çok zordur. Çok fedakarlık ister. Yani biz burada bazen benim hocalarım 16 saat çalışıyor. Ben zaten 9'da geliyorum, akşam 10.30'da gidiyorum. Yani bu işi seviyoruz. Oyuncular için de her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu konuda işte, geçen sene yaptıklarımızdan bahsedersek, yani bunlar bir senede çok şeyler üretemezsiniz. Ama yani, ekip olarak mesela Arda Güler 15 yaşındaydı. Yani bireysel idmanlar, psikolojik destekler, gıda takviyeleri, yani burada diyetisyenimiz var. Yani Fenerbahçe gerçekten bu konularda bize çok yardımcı oluyor. Belli bir yerlere geldi ve analiz konusunda, yani analiz ve bu oyunculara bunları anlatmak, bu doğruları göstermek, oyuncunun da bunu anlaması gerekiyor. Arda Güler, Osman Ertuğrul Çetin, yani başlı başına hikaye aslında. Yani bir senede Fenerbahçe A takımına gittiler ama Fatih Şanlıtürk, Arda Okan, yani bu sene Melih Bostan, bizim
Bu oyunculara biz şuna inandırdık. Yani güvenmeleri, kendilerine güvenmeleri gerekiyor ve güçlü olmaları gerekiyor. Çünkü eğer altyapıda güçlü gitmezseniz yukarıda çok şansınız olmuyor. İki omuz omuza mücadelede düşerseniz zaten hemen geriye geliyorsunuz. Burada en önemli hikayeler Osman Ertuğrul'un, Çetin'in hikayesi ve Arda Güler'in hikayesi. Arda Güler dediğim gibi çok küçüktü. Oynamaya başladı, süre aldı. Osman Çetin, biz onu burada arkadaşlarımızla hem psikolojik olarak mental hem olarak, mental olarak yani gıda olarak, takviyesi olarak ağırlık kuvvet antrenmanlarıyla inanılmaz bir şekilde bir ayda hazırladık ve A takıma gönderdik. Şimdi Osman Ertuğrul Çetin A takımın ikinci kalecisi. Üçüncü olabiliyor. Şimdi Altay sakat olduğu için ikinci kalecisi ve kendine çok güveniyor. Artık Fenerbahçe'de biz şu yapıyı değiştirdik. Yani Fenerbahçe'de altyapıdan oyuncu oynar. Ya ben buna inanıyorum. Ben kendim inandığım için de oyuncularımın da buna inanmasını istiyorum. Ekibim zaten inanıyor. Bana inandıkları için ekibim de buna inanıyor. Biz burada çok kısa vadede mucizeler yaratmıyoruz. Yaratamayız. Ama bunun için çok mücadele ediyoruz. Tabii hocam, eksikliklerden bahsederken inançtan bahsettiniz. Yukarıya doğru çıkıştan bahsettiniz oyuncular için. Başka eksiklikler var mıdır hocam bunun dışında gözlemlediğiniz veya uzun vadede tezahür edecek işte şöyle şöyle şeyler olacak, eksiklikler bunlar şu an ve bu eksikleri bu zamanla kapatıyoruz ve kapattık diyebileceğiniz noktalar var mıdır? Ya daha önce de anlattım. Yani biz artık 9-10 yaşından itibaren bir metodolojimiz var. Yani bizim artık nasıl çalışacağımız, bütün takımların nasıl çalışacağı, hocaların ayrıca eğitimi, onların da mental olarak hazırlanması. Bunlar hep planlı programlı giden şeyler. Yani 2 senelik, 3 senelik, 5 senelik planlarımız var. Yani nerede neyi yapacağız, bunlar hepsi belli. Ya yani bu 9 yaştaki, 10 yaştaki 14-15 yaşa kadar biraz daha şanslılar. Yani biz farklı antrenman metotları uyguluyoruz onlara. Ama 17 biraz daha şanssız. Yani onlarla daha önce çalışabilseydik, bazılarının koordinasyonu kötü, adım mekaniği kötü. Yani bunları düzeltebilirdik. Bunlar için çok mücadele ediyoruz. Ayrıca Fenerbahçe oyun sistemine uygun oyuncular yaratmaya çalışıyoruz. Yani Fenerbahçe topu kullanan, rakibin sahasında oynayan, baskı yapan, gol atan, zevk veren bir futbol oynamak istiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Böyle oyuncuları yetiştirmeye çalışıyoruz. Ya bu konuda inancımız var. Yani biz A takımda bu sene de oynuyor. Muhammed Gümüşkaya da buna bir hikayedir. Yani bunu da anlatayım. Muhammed Gümüşkaya'yı biz Bolu'ya yani kiralamıştınız hocam. Kiraladık ama nasıl kiraladık? Bunu çok kişi bilmiyor. Emre Belezoğlu ile beraber protokol yaptık. Muhammed Bolu'da oynayınca, yani 20 maç oynayınca parasının yarısını biz ödüyorduk. Yani öyle bir anlaşma yaptık. Çünkü ondan beklentimiz vardı. Muhammed devre arası neredeyse geri dönüyordu. Yani öyle bir rapor gelmişti. Ama burada ekip olarak Muhammed'le biz orada olmasına karşın ilgilendik. Mental olarak psikologlarımız yardım etti. Kuvvet antrenmanları yaptı. Ve ikinci devre inanılmaz bir çıkış gösterdi. Bütün takımların listesine girdi yani. Ondan sonra da geldi burada A takımda süre aldı. Yani bunlar hep bir hikaye. Yani inanırsanız adam oyuncu aşama yapacaktır. Tabii off the record da az önce Muhammed Gümüşkaya da yanınızdaydı. Evet. Size uğramak, kardeşlerini de görmek istedi bu arada. Bu ufak güzel bilgiyi de verelim değil mi hocam? Ya şöyle bir şey, yani bizim çok mutlu olduğumuz bir şey. Yani bizim buradan yetiştirdiğimiz Arda Güler, Muhammed, Arda Okan yani A takıma idmana gidiyorlar. Yani boş vakitlerinde buraya geliyorlar. Bizim genç oyuncularımıza konuşuyorlar. Onlara mental açıdan destek veriyorlar. Orada prim aldıkları zaman buraya yardım ediyorlar. Ayakkabı alıyorlar bazı oyuncular. Ya biz aslında Fenerbahçe'nin A takımında bu görüşü, bu sistemi getirmek istiyoruz. Yani bizim A takıma gitsin. Benim en büyük hedefim bu. Ekibimin ve benim en büyük hedefim. Burada yetiştirdiğimiz oyuncu öyle gitsin ki yukarıda kalsın ve orada burada yaşadıklarımızı buradan oraya genç oyuncular geldiğinde onlara sahip çıksın. Onlarla beraber yaşasın. Onlara yardım etsin. Ya benim futbol hayatımda bu vardı. Ben birçok futbolcuya elim değdi. Yani şimdi hep yaşlandılar ama yani o kadar çok oyuncu var ki. Yani şimdi oynayanlar da var. Ama yani bu bir kültür olsun. Fenerbahçe kültürü olsun. Eğer altyapıdan yukarıda A takımda oyuncu kaldığında yani altyapı kültürü bir şeyleri başarmıştır yani. Orada bir kültür artık oluşmaya başlıyordur. Çünkü biz onları öyle eğitiyoruz.
Peki hocam, bazen futbol akademiler yurt içinde veya yurt dışında bazı organizasyonları veya akademileri örnek alır. Sizin var mıdır hocam yurt içinde veya yurt dışında örnek olarak aldığınız ya da rol model olarak aldığınız bir futbol akademi? Ya şöyle, biz bütün akademileri inceledik. Yani ben tecrübelerime dayanarak, arkadaşlarım, bütün hocalar, benim asistanım, yani her yeri inceledik. Ya biz kendi yapımızı kurmak istiyoruz. Oradan tabii ki aldıklarımız oldu ama biz kendi yapımızı kurmak istiyoruz burada. Peki hocam, az önce de buradan giden futbolculardan bahsettiniz. Muhammed Gümüşkaya'dan bahsettiniz az önce. İşte A takımda yer alıyor. A takıma oyuncular vermeye gayret gösteriyorsunuz. Peki hocam, futbol akademi ile A takım arasında nasıl bir ilişki var? Bu sıcaklığı nasıl sağlıyorsunuz veya nasıl koruyorsunuz? Şöyle, yani Vitor Hoca ile sezon başı aralıklı olarak görüşüyoruz. Yani sezon başı ben oyuncuları ona beni çağırdı, toplantı yaptık. Birebir oyuncuları anlattım. Yani anlatınca da o da orada çalışıyor. Yardımcı hocalar var. Onlarla da devamlı görüşüyoruz zaten. Yani iletişimimiz onlarla. Ama ben aralıklarla Vitor Hoca ile de gidiyorum. Toplantı yapıyoruz. Ona görüşlerimi anlatıyorum. O da saygı duyuyor. Yani karşılıklı iletişim içinde. Zaten karşılıklı iletişim olmazsa bu iş yürümüyor yani. Tabii. Peki hocam, bunun nasıl faydaları olabilir? Elbette ki vardır ama sizin gözlemlemenizde nasıl faydalar var? A takımla sıcak temas halinde olmak. Ya tabii ki şimdi sıcak temas halindeyiz. Yani hoca bize güveniyor. Diyor ki yani bir stoper gönderin. Yani güvendiğiniz bir stoperi veya işte gönderdiğimiz oyuncular, Arda Okan'ı, şey, yani hepsi orada kalıyor. Yani onlar geri dönmüyor. Yani bu karşılıklı güven ne olur? Kesinlikle. Yani o bize güvenmese, karşılıklı güven olmasa zaten oyuncular da, yani burada da hak eden oyuncuyu göndermek çok önemli. Yani bu işi hak etmesi lazım. Yani istediği kadar, benim en önemli düşündüğüm şeylerden biri de karakter. Oyuncu istediği kadar yetenekli olsun, karakteri ve çalışkanlığı iyi olan oyuncu onu geçer. Yetenek çalışıncaya kadar geçer. Ama bizde yetenekler çok çalışmıyor. Bunu da Arda'da biz açtık. Arda buraya geldiğinde 10 numaraydı. Ama biz ona 6 numara gibi oynamasını, daha çok koşmasını, yani bunu hem ekip olarak hem mental olarak ona inandırdık. Ve Arda şimdi 12.500 koşuyor. Yani bu bizim için büyük başarı. Yani Arda 10 numara oynayan, ikili mücadeleye girmeyen. Şimdi Arda en çok altyapıda 19 maçlarında en çok top kazanan oyuncu. Yani dediğim gibi bunları inandırmak lazım. Çünkü buradan yukarıya gittiğinde bunlar gerekiyor. Elbette hocam. Artılarından biri de milli takıma gidiyor olması. Peki hocam, sohbetimizin sonuna geldik. Ancak benim söylemeyi unuttuğum, sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz bir mesaj varsa seve seve dinlemek isteriz hocam. Ya şöyle, aslında benim vermek istediğim bir mesaj var. 9 yaştan 19 yaşa kadar oyuncular var. Ya biz gelişim ligiyiz. Bırakın, yani bunlar ne zaman gelişeceği belli olmaz. Yani bu sene oynamaz, seneye oynar. Yani onun için ya velilerin ya biraz daha çocuklarına, yani bunun oyun olduğuna inandırmaları gerekiyor. Ya biz burada sadece idman yapmıyoruz. Yani oyun oynuyoruz yani. Burada liyakat çok önemli. Benim için yani hayatta vazgeçemeyeceğim bir şey. Ya biz de kesinlikle, yani birisine ayrıcalık yapmak, şey yapmak, yani benim karakterime ters. Onun için yani onlardan rica ediyorum. Yani çocukların bize emanet. Biz her türlü onların iyiliği için her şeyi düşünüyoruz. Yani akademik olarak da, fizyolojik olarak da her türlü şeyi yapıyoruz. Doğruları yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yanlışlarımız, hatalarımız olur ama yanlış yapmayız yani. Çok teşekkürler hocam. Bize vakit ayırdığınız için. Şu anda da arkamızda U19 takımımız çalışma gerçekleştiriyorlar. Derazı testlerinde antrenman yapıyor. Hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Hem antrenör ekibinize hem de sporcularınıza. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Derazı Lefter Küçükhan'dan yazı testlerinde Fenerbahçe Futbol Akademi Direktörü Tahir Karapınar'la beraberdik ve yayınımızın sonuna geldik. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.